Hadi bir kart çekelim. Çok merak ediyorum sana ne gelecek. Kırmızı seçti. Çünkü kırmızı ben tabii bugün. Kırmızı evet bir tane Koç burcu olarak beni de çok mutlu ediyor bu kırmızı tutku. Ay. Kötü mü? Yok. Diyor ki son zamanlarda bir sorununa bulduğun en yaratıcı çözüm nedir? Hadi buyurun bakalım. Ah, hadi bakalım. Biraz zor bir soru benim. Kazık gelmiş sana. Bir tane daha çekeyim mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Hayat deneyimi için önemli bir cevap verip bize iyi geliyor olabilirsin şu anda. Biraz öyle evet. Bak. Çok özel bir şeye de girmek zorunda değilsin. Değilim ama şu var. Ben Konya doğumluyum. Evet. Dolayısıyla kendimi... Annem bana hep küçükken Mevlana'dan adaklı doğdun derdi. Ben de kendimi nedense Mevlana'ya ve onun felsefesine daha yakın bulmaya başladım. Tabii bunların içinde en fazla insan olmak önemli. Elimden geldiği kadar insan olmaya çalışıyorum. Yani Neşet Ertaş'a sormuşlar kadın nedir diye. İnsan demiş. Adam şaşırmış ya. Peki biz neyiz yani? O kadın insansa. Siz insanoğlusunuz demiş. Onun gibi ben insan olarak ne yapabilirim? Onun peşindeyim. Şimdi sorunlara tabii ki insanın hayatında bir takım sorunlar oluyor. Gelişiyor. Ama en yaratıcı çözüm derseniz bunun en yaratıcısını ben göremiyorum. Ben çünkü hayatımdaki sorunlara daha sakin, daha ne yapabilirim? Böyle bir durum başıma gelmişse bunu nasıl çözebilirim? Daha akılcı demek evet, sakin yerinde. Sakin ve akılcı. Sakin ve akılcı. Duygularınla çok gitmiyorsun oralardan. Yaklaşırım. Hiçbir zaman duygularımla hıptırı fıttırı yani böyle bağırış çağırış ayda ben şimdi hüngür ne yapacağım şekliyle yaklaşmadım şimdiye kadar çözümlerime. Çabuk sinirlenir misin? Sinirlerimi belli etmem içime atarım. Gözünden belli oluyor ama. Onun için mide rahatsızlığım. Eskiden öyleydi yani. Ben işte böyle sette Selda ablanın sinirlendiğini hemen anlardım. Gözlerinden Allah kaçı sinirlendi derdim. İşte onları hep dizilerde ve filmlerde kullandım o bakışları. Onların hepsini kullandım. Şimdi artık kullanmıyorum. Kalmadı diyorsun. Kullanmıyorum. Belli bir yaştan sonra kendini daha olgun, daha hadiselere... Dingin. Evet, seni dingin. Çok dinginleşmiş gördüm ben. Çok psikoloğumun deyimiyle merkezinde gördüm seni. Ama işte ne güzel, ne kıymetli bir olgunlanma hali bu. Darısı hepimizin başına. Bunu ben galiba hissetmeden olmuş. Ne güzel olmuş. Bakalım en sevdiğin fotoğraf neymiş ekip arkadaşlarımla paylaştığın? Onu Duygu hemen tamam. Kulağıma fısıldı. Kulağımda Duygu yaşıyor program boyunca haberiniz olsun. Evet. Ve bu ay sabah kahvesi midir efendim? Evet, sabah kahvesi. Bana anlatır mısınız bu karenin sizin için anlamını? Bu ama orada bir de benim kedim var, o çıkmamış. Ayakları görünüyor. Duygu bunu şey yapabilir miyiz? Kedimizi çünkü. Video. Evet. Efendim hemen geliyor kısa dedi kendisi. Video, tabii. Hemen. Orada bir de kedim var. Bir tane benim. Mi kedin var? Evet, çünkü başka bir kediye tahammülü yok. Tahammülü yok. Bakayım. Evet, onda geziniyor. Evet, ben de diyorum ki düşeceksin. Mav diye cevap veriyor bana. Bu bir sabah ritüeli midir Selda evet, Alkor'un? Evet bu bir sabah ritüeli ve o sessizlikte çiçeklerin arasında o yeşillikte sitemizin yeşili de bol. Evet çok güzel. Evet orada kendi kendime olmak bence çok güzel ve çok rahatlatıcı. Ya ben gençken de yaptığım sporlar içinde en çok kayağı severdim. Kayak beni çok dinlendirirdi. Gene tek başınasın ama orada da. Evet öyleyim. Yakın arkadaşın kaç tane var? Yakın arkadaşlarım var. Kaç yıl? En eskisi kaç yıllık? 40 senelik arkadaşım var. Yeşilçam'dan var mı? Hayır. Bak nasıl net, hayır. Hayır, yok. Çünkü yani ben herkesi severim. Dediğim gibi Mevlana felsefesi mühim. Ben insanları severim.
Ben insanların yanında olmak isterim. Ama benimle olmak isteyen biraz da bana gelecek. O bana bir adım atacak, ben ona 5 adım atacağım. Yani böyle. Anladım. Dolayısıyla işte bizim camiada ne yazık ki olmuyor. Çünkü herkesin farklı düşünce yapısı var, farklı işleri var, farklı dertleri, problemleri var, sorunları var. Yani bunları belki paylaşmak istemiyorlar. Belki oturup bir kahve içerken bir şeyleri konuşmak istemiyorlar diye düşünüyorum. Allah herkesi kendi yolunda mutlu etsin. Benim düşüncem o. Haklısın. Ben mesela bir tatile gittim. Benim sosyal yanım birazcık vardır. Uzun yıllardır kapak biriktiririm ben. Evet, duydum. Evet. Plastik kapak biriktiriyorsun. Ne evet. için? Çünkü çok sebepleri var ya, omurilik felçlileri için topluyorum. Ve şimdiye kadar da 3 tane sandalye aldık. Ne güzel. Evet. Bu tatile gittiğim yerde ben yine kapak topluyorum tabii. Toplarken herkesle ahbap oldum. Oraya gelen herkesle sohbet ediyorum ben. Ama anlatamam. Ne sanki gibi? Şey 1000 yıllık dostum gibi oturuyorum, konuşuyorum, ediyorum falan. Onlar da başladılar kapak toplamaya. O yetmedi, personel. İşte Selda Hanım, herkes gittikten sonra buraya atılmış olan şeyler var, şişeler, ben kapaklarını topla evladım. O da topladı. O yetmedi. Bursa'da sokak hayvanları için bu işi yapan bir hanım varmış. O bana söyledi. Dedim ki aman lütfen sen bana yollama. Tabii sen yani de önemli bir şey yapıyorsun. Seni çünkü önemli bir iş yapıyorsun dedim. Buna rağmen yollamış. İnanılır gibi değil. Böyle yeni şu kadar oh. torbalarda gönderdim. Allah'a çok şükür. Ne güzel. Bir de böyle toplayanlar için sosyal medyada bir adres koydum. Yani topluyoruz, ne sosyal yapalım? Sosyal medya hesabını da çok güzel kullanıyorsun bu arada Selda ablacığım. Seviyorum. Evet, müthiş, böyle bir pozitif enerji, mutluluk seviyorum. Veren bir sayfan var. Ne kadar kıymetli. Teşekkür ederim. Peki bana bir sorun var mı? Aa, sana sorum. Çok sorular sorabilirim. Hadi bir tane ilk aklına gelen sor. Her şey serbest. Şimdi sen çocuk kitapları yazdın. Evet. Değil mi? Evet. En çok ne etkiledi seni çocuk kitabı yazarken? Yahut da niye çocuk kitabı yazmak istedin? Kızımdan sebep, Melisa beyin kanaması geçirip serebral palsi teşhisi alınca büyütürken aslında bizim yuvamızda bir sıkıntı yoktu. Biz mutluyduk yani. Farklılık bizim aslında bir organımız olmuştu, Melisa'nın farklılığı, hepimizden olan farklılığı. Ama ne zaman özellikle maalesef bizim ülkemizde sokağa çıksak çok garip sorular ve çok garip bakışlarla muhatap olmak zorunda kalıyorduk. Çok acı geliyor bu bana gerçekten. Ve ben tabii duygularını ve konuşmasını esirgeyen bir yapıya da sahip değilim. Aman ben ünlüyüm, beni çok seviyorlar, ya az severlerse gibi bir kaygım da olmadığı evet. için hemen cevap verip birçok tartışmaya girmek zorunda kalıyordum. Ve bunlar hep Melisa'nın yanında oluyordu ve bu iyiye gitmiyordu. Melisa bebekken bile, çünkü ben bebeklerin bile her şeyi anladığını düşünüyorum, böyle iyi hissetmiyordum ve bu böyle gitmez, benim bir şey bulmam lazım dedim. Sonra fark ettim ki ben her gün Melisa'ya düzenli kitap okuyorum. Ve o kitaplardan aslında ben çok şey öğreniyorum anne olarak. Ve dedim ki buldum. Ben Melisa'yı çocuk kitabı olarak yazacağım. Neye ihtiyacı olduğunu, neyin sorulmaması, neyin yapılmaması gerektiğini bir çocuk kitabıyla anlatacağım. Nasılsa bunu anne baba çocuğuna okuyor olacak. Ve ben onlara bir şey anlatacağım aslında. Çünkü bir yetişkinin karşısına geçip bunu anlatamıyorsun. Aslında bu yüzden oldu. 3 tane bal köpüğü serisi. Melisa ile bu yaz 4.sünü yazdık birlikte. Ne güzel. Şimdi o da ve şöyle bir şey yaptım Selda abla. Her kitabı farklı bir çizere çizdirdim. Normalde seri kitapları tek bir çizer çizer ki bütünlüğü olsun. Ayşegül serisi gibi, Cin Ali gibi düşünürsen. Hatta ilk yayın evim bana yanlış yapıyorsun bak. Anlaşılmayacak kitapçıda hepsinin sen olduğu demişti.
Benim şöyle bir yola çıkışım var. Her çizerin gözünden Melisa'yı görmek istedim. Böylelikle farklı gelişim gösteren bir çocuğun farklı gözlerden bakış açısıyla çiziminin olması. Her kitapta farklı bir Melisa olsun istedim aslında. Şimdi işte yeni bir çizer arayışındayım 4. kitap için. Ne güzel. Aslında büyüklere bir şeyler anlatabilmek için.